Her defasında beni şaşırtmayı başarıyorlar. Her defasında diyorum ki artık daha dibi göremezler. İnsanlıkta daha dip yoktur herhalde diyorum. Ama her defasında daha dibin olduğunu, daha dibinin dibi olduğunu gösteriyorlar. Mustafa Sait Türk, 86 yaşında, felçli, yatalak. Akli dengesi gidip geliyor, ilaçlarla yaşıyor. Ayakta duruyor demiyorum çünkü felçli, yatalak. İlaçlarla yaşıyor. Bu kişinin cezası onandı ve sedye ile cezaevine götürüldü. Sonra hastaneye, hastaneden tekrar cezaevine, cezaevinden tekrar hastaneye, hastaneye ben kabul etmem deyince tekrar cezaevine. Dibin dibi. İnsanlığın, vicdanın dibin dibi. Neymiş bu adamın suçu? FETÖ'cü. Vay. İksilli kelime. Maymuncuk gibi. Her kapıyı açıyor. FETÖ'cü. Sonrasını kim umurunda? Yapıştır FETÖ'cü. Her türlü şeyi yapabilme hakkına sahipsin. Ne de olsa insan değiller. Ne de olsa ağaç köküne müstahaklar. Hatta ona bile müstahak değiller. Ne yapmış bu adam? Tamam FETÖ'cü. Ne yapmış? Ne yapmış? Bir sor bakalım. Darbe gecesi eline silah mı almış? Darbeyi mi planlamış? Önemli bir bürokratmış da önemli kararlara imza mı atmış? İstihbaratçı mıymış? Neymiş bu adam? Neymiş? Ülkenin orta halli ilinde orta halli bir esnaf fakir öğrencilere burs vermiş. Cahil olmasınlar demiş. Bugün görüyoruz cehaletin nelere yol açtığını. Cahil olmasınlar demiş. Burs vermiş. Kendi kazancından, helal kazancından burslar vermiş. Okusunlar diye. Biz ne yapmışız? Cezaevine göndermişiz. Hastanede kalabilir raporu vermişiz. Kimler vermiş? Literatürde bunlara şey yok. Sözlükte bu kişiler için bir kelime ben bilmiyorum. FETÖ'cü. Vay. Ne büyük suç. Tabii bir barış değil ki Mustafa Sait. Ortalık ayağa kalksın. Şovlar üzerine şovlar yapılsın değil mi? Muhalifimsi. Gariban bir esnaf. 86 yaşında. Yazık. Yazık. Yazık.